söylemek istersiniz? Hadi yoluna çık olsun ya. İletişim nedir diye soruyu size yöneltelim. Tamam, aslında evet, röportajlarda da gördüğümüz herkes... Hadi Allah kavuştursun. Çayını koyuyorum. Günaydın. Gerçi öyle oluyor ama biz biraz uyuyup uyanamadık. Düz devam ediyoruz. Peki. Evet, şimdi yolculuğumuzun son turumuzun son yolculuğundayım diyeyim. Şimdi buradan Bilecik'e dönüyorum, Eskişehir'den. Bilecik'ten İznik'e, İznik'ten Yalova'ya, Yalova'dan Pendik'e, Pendik'ten evimize şeklinde bir yolculuğumuz olacak. Burası biraz şu an soğuk, 8 derece falan gösteriyordu hava durumu, baktım şeyde. Sabah yağış vardı, biraz şey ıslak yerler. Ama çok korkunç bir şey durum yok. İznik'te, Yalova'da falan yağış gösteriyor telefondan baktığım kadarıyla. Ama muhtemelen orada da çok sorun olmaz. Zaten dediğim gibi eşim gelmişti Eskişehir'e. İşte yağmurda üzülecek olan şeyleri sattım. Bilgisayar falan gibi şeyleri yengenize bıraktım. Onun haricinde sırtımda sadece bir tane backpack var. Onda da bir şey yok. Bir şey yok derken kamera var fazladan bir tane. GoPro zaten, o ıslanmasıyla ilişkisi yok. Çöp poşeti falan var. Herhangi bir duruma karşı üstüme geçiririm gibisinden. Yağmurluğum var. Çok şey olursa. Çok problem olursa. Ondan sonra bu şekilde. Şimdi istasyonun oraya doğru gidiyoruz ölmeden. Oradan kampüsün oraya mı bağlanacağız? Eskişehir'de pek bilmiyorum ama Eskişehirli arkadaşlar kızmasınlar. Kampüsün oraya bağlanıyor galiba burası. Tam emin değilim. Ben yolu takip edeceğim arkadaş. Ben anlamaz. Ben yürür. Fena olmadı. Güzel, eğlendim. Tam istediğim gibi yapamadım. Şöyle ki, ben Yeni Pazar üzerinden Eskişehir'e gelip Yeni Pazar üzerinden dönmeyi planlamıştım. Ama eniştemle falan konuşunca oradaki yolun çok iyi olmadığını öğrendim. Yani çok çukurlu ve biraz hafif toprak karışım bir şey olduğunu öğrendim. Yağmurun da etkisiyle vazgeçmek durumunda kaldık. Oraları artık daha böyle bir adventure tarzı, daha bir yüksek bir makinayla oralarda gezeriz bir araba. Zaten daha önceki videolarımda da bahsetmişimdir. Niyetim öyle bir makine almak. Diğer Suzuki'yi sattıktan sonra öyle bir şey düşünüyorum. Bakacağız. Her şeyin zamanı var. Buradaki Eskişehir'deki kırmızı ışıklar çok fena. Çok uzun süreli yanıyor. Herhalde böyle yönetebiliyorlar bütün şeyi. Öyle gözüküyor. Çok uzun, çok uzun yani. Bilmiyorum. Gerçi bayağı da bol şey. Kavşak mavşak, işte döner kavşaklar falan çok. Dört yollar bir şeyler. Öyle olunca da tabii bir o tarafa yakıyor ışığı, bir bu tarafa yakıyor vesaire vesaire. Burada çok fazla şehir içinde dolaşmadığım, trafik kültürüyle alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü her ilin, ilçenin neyse kendine göre ilginç bir trafik kültürü oluyor. Mesela
Yani kendine göre bir trafik kültürü falan oluyor. Her ilin, ilçenin birkaç örnek bile sayabiliriz. Şimdi biz böyle gidip şöyle gideceğiz. Evet. S-Park. Nice. 16.000 slower diyor. O zaman sağdan gidelim. Tek tike, tek tike. Şimdi mesela biz Kayseri'ye gittik. Kayseri'de konser vermek için. Hiç önemli değil. Sen ana yoldan 100'le geliyorsun, 150'le geliyorsun. Hiç fark etmez kaçta geldiğin. Adamın bir tanesi sağdan soldan artık neresiyse yola atlayıp elini şöyle şöyle yapıp hani çok basit bir şekilde ulan buraya dön dedin. Şimdi de diyorsun ki dönme. Neyse. Elini şöyle şöyle yapıp direkt senden yol alabiliyormuş. Biz nereden bilelim yani hani harç diye atlıyor yola elini öyle sallayıp. Dolayısıyla biraz tehlikeli anlar yaşadık maalesef. Sonra Tokat'ta mıydı? Tokat'taydı galiba. Hiç şey yok. Işık yok. Kırmızı ışık. Orada alışmış insanlar birbirlerine yol vermeye falan. Işık olmaması problem olmuyor. Aklıma da çok gelmedi şimdi sağıma soluma bakınıyorum biraz da. İşte var böyle abuk sabuk bir sürü şey, dava. Ben dün bir yerlerde şey görmüştüm, şu sarı yeleklerden görmüştüm. Almak istemiştim ama sonra şey yapamamıştım. Acaba şimdi gene görür müyüm? Neyse bakacağız. Yağmurlu havada iyi olur. Bak kurye abimiz, arkadaşımız takmış. Mis gibi. Tamam geç canım senin olsun. Allah Allah. Good game mi? GG mi diyorsun bana yani? Hadi. Sakin ol. Mondial Drift. Evet bak kampüsün oraya çıkıyormuşuz bir şekilde. Burada da ışığı yakaladık. Tamam. Bugün ne anlatsak? Eskişehir anılarından bahsettik. Aklıma da çok gelmiyor ki buraya çok gidip geliyordum ya. Saçma saçma. Çok da gereksiz. Neyse şimdi bozmadan doğrudan Bilecik'e doğru yürüyeceğiz. İlk stopumuz Bilecik. Anneanne maalesef ha onu yaptım yiyelim, ha bunu yaptım içelim şeklinde şişirdi beni. Gerçekten ceket meget şey oldu böyle. Zor girdim içine. Birazcık oradan şikayetçiyim. Çok güzel yemekler yapıyor. Ama dediğim gibi biraz şey oldu. Çok oldu. Çok olunca da şey yapamadık. Yes be! Woo! Ben bu sefer çok süratli gidemeyeceğim maalesef. Yollar Eskişehir'in jilet yollarında uçuşmak, kaçışmak istemiyorum. Bir de birazdan bir yerde durup
bir şeyleri bağlamak istiyorum. Bu Tucana Urbano şey kullanıyorum şu an önümde, dizlik örtü kullanıyorum. Onun böyle bacakları bağladığın bir şeyi var. Davası var. Oo, üşüyeceğiz biraz. Neyse bakalım. Neyse, biz çizgimizi bozmadan yavaş yavaş devam edeceğiz. Allah, sabah sabahtır ne anlatsam bilemedim ki. Bu turların devamı gelecek. O net. Bu sefer böyle şey, aile ziyareti tadında oldu ama bu seferlik öyle oldu. Kütahya, İzmir, hayır abi biz devam ediyoruz. Bu sefer böyle oldu. Bir dahakine, dün de daha önceki videoda da bol bol bahsetmiştim. Önerileriniz varsa, abi kardeş, sen bak buraları gez, seversin, edersin, eğlenceli olur, şöyledir, böyledir varsa alırım bir dal. Değerlendirmek üzere not ederim. Bu sene içinde gidemesem bile bir ara mutlaka çıkar giderim ben, çünkü dediğim gibi çok fazla çalışıyoruz, çok fazla değişik işle uğraşıyoruz. Bir yerde artık bir o şey geliyor, bunalma efekti. O geldiğinde de diyoruz ki hadi gidelim bir gezelim, dolanalım, kafamız açılsın. Bu anlamda bol bol yapacağız bu şeyleri. Şimdi basacağım ama birazcık üşüyorum. Biraz soğuk. Şu an makinede 10 derece gösteriyor ama telefonda baktığımda 8 derece gösteriyordu. Ben şunu bir tokatlayayım ya. Dev 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 dev. Evet. Evet, hafif bir göğse göğse inciden. Çok ilginç. Tam çenemle şurada şu kadarcık bir şey var. Onu kapatmam lazım. O deflektör alınacak. Yani onu anladık. O para verilecek abi. Biz bu skuter rahatlığına çok alıştık belli ki. Bu kadar da rahat olmamalıyız mı acaba? Biraz da Suzuki ile falan gidelim sağa sola da eski günlerimizi hatırlayıp he diyelim. Bu iş böyle değildi diyelim. Evet. Şimdi Bilecik, Bursa, İstanbul. Yolumuz şurada ayrılıyor. Biz de öyle devam ediyoruz. Galiba bir saat evvel çıkmalıydım. Yol biraz şimdi kalabalık. Mesela bir saat önce çıksaydım dün Bilecik'ten gelirken böyle bir erken çıkmıştık. Şeydi, bu kadar kalabalık değildi. Vardı bir iki araç maraç ama böyle kalabalık değildi. Neyse, sıkıntı yok. Kalabalık olması beni rahatsız etmiyor. Ben şeyi sevmiyorum. İşte otoyol böyle dikkat, sürekli kilitleneceksin. Bir de sağın solun açık mesela. Şu an çok rüzgar yiyorum. Rüzgarlanacaksın. Neyse bakalım, bu sefer de böyle olsun. Şuradan bir yakıt alsak mı? 180 km range'im var. Bilecik'ten alırız. Bilecik'i biraz geçeriz, öyle alırız. Range'imiz yeterli. Kamyonlar çok fena ya. Evet, buralarda yollar artık ıslak değil. Ama tabii bir soğuğumuz var. Oh,
Hadi memleketim, hadi Bilecik'tim. Sen gitmeyeceksin galiba, biz şöyle yapalım. Ulan gene yanıma su almayı unuttum. Hay anasını. Ağzım kuruyunca yapış yapış olmaya başlayınca aklıma geliyor ya. Ay gazdınınım. Evet ben çok ilginç. Ortaokul boyunca Türkçülük yaptım ben. Aygaz bayisinde, göl pazarında. Paraya ihtiyaç mı vardı? Yok. Ama annem beni oraya işe sokmuştu hani şey diye. İşte çalışsın, görsün, zoru görsün falan gibisinden. Vallahi zaman zaman aklıma gelirse elini öperim. Çünkü hakikaten insan zoru görmeden yaşamaya başlayınca ileride karşısına bir şey geldiğinde çok zahmet çekiyor anladığım kadarıyla. O yüzden annemi bu konuda tebrik ederim. Sağ olsun bize zorun zor olduğunu çok güzel öğretti. Şimdi yetişen çocuklarda bu tür şeyler yok. Aman öyle olmasın, aman çocuk düşmesin. Düşmesine bile engel oluyorlar çocuğun. Bu arada bir şöyle gidiyorum. Rüzgar yüzünden. Bilmiyorum kamerada ne kadar yansıyor ama hafif açılı gitmek zorundayım. Bayağı sallıyor beni rüzgar şu an çünkü. Neyse Bozüyük'e kadar böyle gideriz de Bozüyük'ten sonra o iş düzelir. 36 kilometre falan gösteriyordu Bozüyük'e. Onu bir halledelim. Ondan sonra şey yaparız. Daha dağların içinden döne döne gideceğiz. Orada problem yaşamayız artık. Oy oy. Eyvah biraz da çizseliyor muyuz? Başladı mı yağmur? 90 diyor, 90'la gidiyoruz. 70 diyor, 90'la gidiyoruz. Hop. 50 diyor, 90'la gidiyoruz. Burada ne var? Bakıyoruz. Bir dönen bir şey var burada. Neyse biz şöyle sağa atalım kendimizi. Aa hatırladım burayı, evet. Eyvah eyvah. Rüzgar çok fena. Kafamı sallıyor, bilmiyorum fark ediliyor mu ama bu abi sağa geçmek ister belki. Geçsin. Dün şeyi söyleye söyleye gidiyordum. Dün demeyeyim de bir önceki videoda değil. Ne ara yayınlayacağım belli değil bunları. Bir önceki videoda Demir Demirkan'ın bir parçasından bahsediyordum. Of 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 of, çok rüzgar. Çok rüzgar, fena rüzgar. Meğerse Demir Bey şey yapmış. Biriz diye hepimiz biriz kafasında bir çalışma yapmış. İşte Sertab Erener, Aynur Aydın mıydı? Ablanın adı, bak onu hatırlayamadım. Eyvah eyvah. Şu an direkt rüzgarla savaşıyorum. İşte Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaca, bilmem nece birçok dilde şey yapmışlar. Şarkılar söylemişler. Bunları da biraz rock formatında yapmışlar. Beğendim. Çok güzel. O bir önceki videoda dinlediğim parça şeymiş. Kürtçeymiş. Ben bir film müziği falan bir şey zannetmiştim ama bunlar Antakya Medeniyetler Korosu ile birlikte Demir Demirken, Sertab Erener falan hepsi birleşik
güzel bir program yapmışlar. Onu canlı kaydından aktarmaymış. Tabii bizim bu yöreye ait, memlekete ait şeylerde, türkülerde genellikle bir kadın, adam neyse, bunun herhangi bir yiyecek ve içeceğe bir şeye benzetilmesi durumu söz konusu olur. Bunda da devdev ayran demekmiş. Ayran gibi yarim falan kafasında bir mevzu var. Ne diyor artık anlamadım ki. Çalkala mı diyor. Ne diyorsa. Bakmadım çevirisine de tam. Belki bilen varsa belirtir. Ulan rüzgardan mazata koymadık göğsümüze. Göğsümüze mazata koyaydık olacaktı o iş. Ah amcam ya, onu kaydedemedim. Vapurda bir amca beni öyle kilitledi. Şey diye. Doğusuna gazata koy. Amca diyorum, bak bir sürü para verdik biz bu ceketi megeti aldık. Bunlar diyorum az rüzgar geçiriyor. Pek hissettirmiyor. Amca diyor olmaz. Doğusuna gazata koy. Sen büyük sözü dinle diyor. Dedim dinlerim. Dinince gazata koyacağım dedim. Aklımda kaldı tabii ki, koymadım. Evet, bu soğuk havadan. Şimdi ilerledikçe bu arada ısı yükselecek. Bu keyifli bir şey. İstanbul'a yaklaştıkça 10 dereceler, 12 derecelere doğru yükseliyor. O yüzden mutluyum.